Sports Digital'dan herkese merhabalar. Bu içeriğimizde Galatasaray'da kalan yabancı oyunculardan hangileri kiralanır, hangileri takımda tutulur, hangileri gönderilir üzerine biraz yorumlarda bulunacağız. Açıkçası yerleri yapmıştık zaten. Yabancı sayısının aslında oldukça düşük olduğunu görüyorum. Şu an itibariyle 13 yabancı var yeni gelenlerle birlikte ki bazıları işte Jesse gibiler hiç düşünülmüyor. Fenerbahçe'nin mesela 20 yabancısı var. Bazı takımlar yabancı konusunda sıkıntı çekerken, 14 yabancı konusunda sıkıntı çekerken Galatasaray'ın bu konuda biraz elinin rahat olduğunu da görüyoruz. O yüzden biraz daha ille de oyuncu gönderelim derdinde değil Galatasaray. İsim isim gideceğiz. Öncelikle kalede Muslera var. Muslera'nın bu seneki başarıda rolü bence ciddi anlamda büyük olur. Başarı ve başarısızlıkta belirleyici faktörlerden bir tanesi olur. Geçen sezon Galatasaray kariyerinin en kötü sezonlarından bir tanesiydi. Bence birincisiydi de. Açıkçası Okan da iyi bir dönem geçirdi. Belki forma rekabeti de onu tekrar güçlendirir. Ama Muslera'nın ne olursa olsun Okan'dan çok daha kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Form başka bir şey, kalite başka bir şey. O yüzden form durumunu toparlayıp Muslera'nın bu sezon önemli bir rol oynaması gerekiyor. Hem kaptan olarak hem de kalitesini yansıtması gerekiyor. Son Kasımpaşa maçında yine 90+2'de bir hatalı çıkışı oldu Luyendama ile. Onlara da dikkat etmesi gerekiyor. Muslera'yı ben tut kısmında bulunduracağım. Takım için önemli, kaptanlığını ve performansının kalitesini göstermesi gerekiyor. Tut'a koyuyorum kendisini. İkinci sırada Victor Nelson var. Victor Nelson son Kasımpaşa maçında pek iyi oynamadı. Orada sanırım şöyle bir şey yaşanıyor. Marcao'nun ayrılığından sonra savunmanın lideri kim olacak? İşte Nelson olması bekleniyor. Geçen seneyi de iyi geçirdi. Çok da profesyonel, kariyerli. Abdülkerim'den belki 3-4 yaş küçük ama oynadığı resmi maç sayısı ve özellikle milli maç sayısı onu çok daha kariyerli ve profesyonel, çok daha tecrübeli hale getiriyor. O yüzden savunma liderliğini ona vermek okey ama bir yandan topu da ona veriyorlar. Oyun kuruculuğu da ona yaptırıyorlar ama çok fazla Nelson oyun kuruculukta ortalama seviyede bir oyuncu. Abdülkerim ise Marcao'dan sonra en iyiydi ligde bu konuda. Hani topu kullanma konusunda Abdülkerim'le biraz daha iyi bir uyum yakalarlarsa daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Ama ilk hazırlık maçları bunlar. İlk maçları olduğu için bir uyum problemi de çok anormal değil. Nelson'u da tabii ki tut kısmında değerlendireceğiz. Luyendama geldi. Luyendama çok ilginç bir adam ve ben açıkçası onun Arabistan Yarımadası'na kiralandığında orada kalacağını düşünmüştüm. Tıpkı Maicon'da olduğu gibi. Orada muhtemelen fiziğiyle rakiplerini ezer ve 3-5 milyon euro bandında bir bonservisi getirip orada efsane olur kalır diye tahmin ediyordum. Beni yanılttı. Maalesef ki oradan bir teklif gelmedi kendisine. Ama bir diğer yanıldığım konu da Avusturya kampını kaçırmış olmasına rağmen dünkü Kasımpaşa maçında çok da iyiydi, fiziksel olarak iyiydi bilhassa. Çok güçlü göründü. Tabii diğer oyuncuların yorulmuş olması, onunsa yeni girmiş olması da bir dinamizm farkı da yarattı. Yorgun oyunculara karşı yeni bir oyuncu olarak da zaten fizik gücü yüksek bir oyuncu. Ve Luyendama'yı göndermekle, yani şimdi 3. stoper alınacak Nelson ve Abdülkerim'in arkasına. İlla Luyendama'yı Muhammed'de yaptığımız gibi 3 kuruşa gönderelim de hadi bakalım yeni adam alalım. Galatasaray'ın öyle bir ekonomik lüksü olduğunu da düşünmüyorum. Daha orta sahaya gelmesi gereken transferler gelmedi. Yani Santrfor'a da, yani Seferovic'in alternatifi olarak Gomisler, Muhammedler vesaire kalabilirdi. Oraya ikinci bir forvet maliyeti çıkarıyor bu tip şey göndermeler. Mesela Muhammed'i gönderdiniz, yedeğe şimdi maliyet çıkarıyor. Luyendama'yı gönderecekseniz yedeğe yeniden maliyet çıkarıyor. Bence esas bir orta sahaya harcansın bu maliyet para. Ondan sonra bakılsın Luyendama'yı değiştirecek miyiz, yerine başka 3. stoper alacak mıyız diye. Öbür yandan zaten Okan Buruk'un oynattığı oyun da Fatih Terim ve Torrent dönemlerine göre Luyendama'ya daha uygun. Öyle illa geriden oyun kuracağız, illa ayağa pas çıkacaksınız orta sahalara derdinde bir hoca değil Okan Hoca. Hani o yüzden Luyendama belki biraz daha rahat edebilir. Muslera da belki biraz daha rahat edebilir. Kasımpaşa maçının ilk 5 dakikasında zorlandılar geriden oyun kurarken yine ama sonra biraz daha rahattılar. Hani Luyendama belki bu yeni düzende buraya boşu boşuna para harcatmaktan kurtarabilir takımı. O yüzden Luyendama'yı ben tut kısmına koyuyorum. Sacha Boey konusu var. Sacha Boey tabii geldiği zaman geçen senenin bu aylarında, Eylül aylarında Sacha Boey'u göndermeye yer arayacaksınız bir sene sonra deseler çok anormal olurdu. Çok iyi bir giriş yaptıktan sonra çok kısa bir sürede problemler yaşandı. Ayrılmak istiyor. Bu kadar ayrılmak isteyen, kampa gelmeyen, geç katılan vesaire bir oyuncuyu da zorla takımda tutmak da pek mümkün değil açıkçası. Hani ben kolay vazgeçilmesini istemezdim. En azından yedek olarak, Dubois'un yedeği olarak hem de aynı dili konuşan, aynı ligden gelen iki oyuncu olarak da bir iyi bir yedeği olabilirdi onun. Genç bir yedeği olabilirdi. Omar ne kadar profesyonel ise, ne kadar kendine bakıyorsa Boy da maalesef o açıdan bir o kadar hayal kırıklığı yarattı. Gönderileceğini düşünüyorum. Ben de satılık kısmına koyuyorum.
buradan sonra tutulması da zor geliyor. Patrick Van Aanholt çok tecrübeli oyuncu. Kasımpaşa maçı itibariyle şunu da gördük. Eskiden Fatih Hoca döneminde bilhassa çok hücuma bindiren çıkan bir oyuncuyken mevcut Galatasaray'da Kerem'in yanına bir de diğer kanat oyuncusu Yunus da çok top kaybeden, çok dribbling zorlayan bir kanat olarak eklendi. Emrah Baba da çok öyle bir oyuncu, 10 numarada oynayan. Hücum oyuncuları bu kadar çok top kaybettiği noktada beklerin çok bindirmesi geride çok ciddi boşluklar yaratabilir ki bir hazırlık maçında, sanırım ikinci hazırlık maçı, Barış Alper'in de hücumda olduğu, sağ bek oynuyordu Barış Alper. Hücumda olduğu pozisyonda işte o Berkan'ın top kaybetmesinden Galatasaray biliyorsunuz çok eksik yakalanıp gol yemişti. Dünkü Kasımpaşa maçında ise baktı mesela bekler hem Sacha Boey hem Van Aanholt pek çıkmadılar. Çıkmadıkları için kontra sayısı biraz azaldı. Van Aanholt da tecrübeli bir oyuncu olduğu için verilen direktifleri uygulayabiliyor. Yani Fatih Hoca sen çok bindireceksin dedi, çok bindirdi. Torrent bindirmeyi bırakacaksın, merkeze gireceksin, oyun kuracaksın dedi, onu da yaptı. Şimdi Okan Hoca çok bindirme, arkada biraz daha fazla durmamız, daha fazla kişiyle durmamız lazım diyor. Biraz daha arkada bekliyor. Hani tecrübesi ve bu direktiflere adapte olabilmesi sayesinde Van Aanholt'un değerli bir isim olmaya başladığını düşünüyorum. Özellikle sezonun, geçen sezonun ikinci yarısından itibaren hakkını vereyim kendisinin. Onu da tutuyoruz takımda. Omar El Abdallaoui gözlükten sonra, gözlükle oynamaya başladıktan sonra bence bir düşüş içerisinde. Ama o da işte boyun aksine karakterli, profesyonel, disiplinli bir oyuncu. Zaten sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış. Göndermeye çalışsanız zaten gönderemezsiniz ama takımdaki genç oyunculara da, hatta altyapıya da, üst yapıya da, Galatasaray'la ilişkili olan diğer disiplinlere kadar, diğer spor dallarına kadar bütün herkese örnek olan bir isim. O yüzden rotasyonda bulunması benim adıma mutlulukla izliyorum. Özellikle bir Galatasaray taraftarı olarak. Kontrat sonrası da duruma göre bakılır zaten. O yüzden kendisini tut diyoruz. Çıkıldağ konusu var. Buna biraz uzun değineceğim. Çünkü ben Çıkıldağ'ın aslında üçlü orta sahada, yani 6 numaranın önündeki 2-8 numaradan birine daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Çünkü Romanya'da çok gol attığı dönemlerde kutuya yaptığı geç koşularla çok gol atıyordu. Yani topa 2 kez 3 kez dokunmuyordu ya, topu kendisi sürmüyordu da oraya müdahil oluyordu, katılıyordu ve kendisinin bölgesine düşen topları gol vuruşu yaparak atıyordu. İşte Beşiktaş'a atmıştı mesela geçen sene böyle benzer tipte golleri. Yay ve kutu içinde etkin olan bir oyuncuydu ve geç koşuları yapmayı seviyordu. Fakat Galatasaray'da biraz demoralizasyon yaşadıktan sonra oralara gitmekten de çekinir hale gelmişti. Fakat Çıkıldağ'ın Romanya milli takım maçlarını izlerken ligin aksine onlarda da 4-2-3-1 vardı ve 4-2-3-1'in 8 numarasından birini oynuyordu. Şimdi Okan Buruk'un 4-2-3-1'i gibi. Marin, Çıkıldağ ve Stansiyu yapıyordu veya Hacı yapıyordu. Yani Hacı yapıyordu Romanya milli takımında. Çıkıldağ orada da bu Okan Buruk dönemi gibi daha geride konumlanan o merkez ikiliden bir tanesini oynuyordu ve orada biraz daha oyun kurucu rolünü oynuyordu. O skorerliğini gösteremiyordu ligdeki kadar. Skorer bir oyuncu olamıyordu ama işe yarıyordu, yapabiliyordu. Şimdi Galatasaray'da da bu 4-2-3-1'e geçişten sonra 10 numarada zaten yedek olarak Emrah Baba var. Bir de ilk 11'e adam da gelecek. 10 numarada çok değerlendirilmeyecek Çıkıldağ. Tıpkı Romanya milli takımında olduğu gibi gerideki 2-8 numaradan bir tanesi olarak değerlendirilecek. Orada da Berkan Taylan Çıkıldağ üçlüsünden üçlüsünün yedek olacağı düşünüyordu. Bunlardan iki tanesi en azından yedekte kalır, belki bir tanesi gönderilir şeklinde bir plan vardı. Buradaki performanslar belirleyici olacaktı ve Taylan Berkan Çıkıldağ arasında hazırlık maçları performansı en kötü oyuncu Taylan. Hatta kırılmış görünüyor. Berkan hata yapsa bile yine elinden geleni yapıyor. Mesela az önce bahsettiğim hazırlık maçında gol yedirdi ama yine elinden geleni yapıyor. Taylansa çok sinmiş, kafasında bitirmiş, psikolojik olarak dağılmış gözüküyor. Berkan mesela mental açıdan daha güçlü göründü. Çıkıldağ da mental açıdan çok zayıf ama o da hazırlık maçlarında Taylan'a göre yine daha iyiydi. Bir de bu Romanya milli takımından bildiği rolü biraz oynayabiliyor. Belki kulübünde bu rolü oynamıyordu ama dediğim gibi milli takımda oynadığı bir rol. Tabii kiralık giderse belki Emrah Baba gibi, Yunus gibi daha kafa olarak da zinde, daha formda dönme ihtimali de var. Hatta kiralık olarak belki 1-2 milyon euro bandında bir Serie A'ya kiralanma olursa 3-5 belki bir şey de getirebilir, gelir de getirebilir diye düşünüyorum. Daha önce mesela Amrabat'ta yaşanmıştı bu. Birkaç defa Premier Lig'e, La Liga'ya falan birkaç milyon euroya kiralanmıştı ve 8,5 verilmişti. Onu çıkarmıştı, 3-4-5 milyon eurolar kazandırmıştı. En azından yarı yarıya o gideri karşılamıştı. Belki Çıkıldağ'da böyle bir teklif gelirse ben kiralanmasından yanayım. Böyle Serie A'nın orta ve alt sıra takımlarına, Salernitana falan olur. Oralardan bir teklif gelirse kiralansın. Emrah Baba gibi form tutar, psikolojisini düzeltir, özgüvenini yerine getirir. Emrah Baba'da onu çok görüyoruz mesela. Özgüven çok çok önemli bir şey bu takım sporlarında. O yüzden ideal senaryoda kiralanmasını isterim ama
Galatasaray kaç orta saha alacak yani? Şu anda mesela Aytaç'ı gönderdiniz, Taylan'ı gönderdiniz. Taylan gerçekten çok kötü göründüğü için. Ben açıkçası maliyetlerden dolayı yani iki yabancı, iki orta saha alınır. İki orta saha alınırsa da Sergio Oliveira'nın yedeği Çıkıldağ olur diye düşünüyorum. Çünkü Oliveira'nın yedeği Taylan olur diye düşünüyordum ama Taylan hiç onu karşılayacak performans sergilemiyor. Bence Oliveira'nın yedeği Çıkıldağ ve yeni gelecek olan 6 numaranın yedeği de Berkan yapıp yeni gelecek 10 numaranın yedeğinde Emre Akbaba şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Yani bir sol iç bir de 10 numaraya yeni transferler ve onların 3 alternatifi de Oliveira'nınki Çıkıldağ, sol iç oyuncusunun Berkan ve 10 numaranın da Emre Akbaba şeklinde olur diye düşünüyorum şu anki hazırlık maçları itibariyle. Ama Çıkıldağ'a iyi bir teklif gelirse bence kiralık olarak değerlendirilmeli. Geçelim Morut sana. İki kanattan bir tanesinde 10 numarada da değerlendirildi gerçi bir Pardubice hazırlık maçında. Uzun süredir sağ kenarlarda falan oynuyor. Şimdi iki kanadı da Galatasaray'ın Yunus ve Kerem yerli olduğu için yerlinin yedeğini yabancı yapmak çok ideal bir senaryo değil. O yüzden ben açıkçası belki 10 numaranın alternatifi olabileceğini düşünüyorum ama çok az süre alacağı bir senaryoda. Şimdi Galatasaray tek kulvarda oynuyor. 2 sene önce şampiyon olan Beşiktaş gibi. O yüzden muhtemelen dar rotasyon yapacak. 15-16 kişilik bir rotasyon yapacak. Morutsa'nın 500-600 dakika süre alıp bir seneyi daha boş geçmesindense tıpkı Yunus Akgün'ün Adana Demirspor kiralanması gibi çok verimli bir kiralanma dönemi geçirmesini benim çok daha isteyeceğim bir şeydir. İşte Kasımpaşa yazılıyor, Adana Demirspor yazılıyor, Sivasspor yazılıyor. Bence Sivasspor Avrupa'da oynayacağı için bu sene ve Rıza Hoca'nın hem Sivasspor'un istikrarına hem de Rıza Hoca'nın kanat oyuncularına verdiği öneme güvendiğim için Sivas benim adıma öncelik olur. Ama Morutsa'nın da tabii Morutsa'nın biraz İstanbul'a kalmak isteyebilir Kasımpaşa, Karagümrük gibi takımlarda. Onu görürüz ama ben Morutsa'nın kiralanması gerektiğini, tıpkı Yunus gibi, geçen seneki Yunus gibi kiralanması gerektiğini düşünüyorum ve kirala bölümüne koyuyorum. Geldik Sekidika'ya. Sekidika hazırlık maçlarında da yok. Geçen sene vardı mesela hazırlık maçlarında. Fena da değildi. Hatta bir önceki sene kiralık olarak Konyaspor'a gönderilmişti. İlhan Palut'un ilk senesi. Yarım dönem. İsmail Kartal dönemi geldiğinde. Ve İlhan Palut kendisini Konyaspor'da ilk 11 oynatıyordu. Süper Lig'de bir takımda ilk 11 oynuyordu Sekidika ama sonra geçen sene kiralandı. Yurt dışında hiç oynayamadı. Eyüp'te doğru düzgün oynayamadı. Bir düşüşte. Ama ben ne olursa olsun bu tip oyuncuların hızı var çünkü fiziği iyi, atletizmi iyi. Öyle hemen gözden çıkarılmasının bir işe yaradığını düşünmüyorum. Hatta Porto gibi, Benfica gibi takımlar böyle 60-70 tane oyuncuları var ya kadrolarında. 20 tane 30 tane oyuncu kiralıyorlar. Mesela Jose falan vardı, Bursa Spor'a, Galatasaray'a vesaire kiraladılar. Ve hatta böyle 27-28 yaşlarına kadar vazgeçmiyorlar, kiralamaya devam ediyorlar. Çünkü ne olacağını bilemezsiniz. Burak Yılmaz 24-25 yaşına kadar biliyorsunuz ne seviyedeydi. Eskişehir, Manisa vesaire kiralanan umut geçirmiş bir oyuncuydu. 25 yaşından sonra inanılmaz bir patlama yaptı. Yani Sekidika öyle bir patlama yapar demiyorum tabii ki de. Belki kiralayacaksınız Hollanda 2. ligine. Mesela işte Belçika ligine çıktı bu Berke'nin geçen sene kiralık oynadı Westerlo. Ya oraya falan kiralarsınız. İşte atletizm var, hızı var. Belki biraz olgunlaşır. Şimdi 20'li yaşların ortasına geldi. Belki iyi bir dönem çıkarır. 7-8 tane gol atar. 7-8 tane asist yapar. 1-2 milyon euroya satarsınız. Hani Ozan Mofor gibi çok ucuza çıkarmaktansa elden kiralayın. Belki bir çıkış yakalar. 1-2 milyon euro kar edersiniz. O yüzden ben Sekidika'yı da kirala bölümüne atıyorum. Son olarak Bafétimbi Gomis. Son olarak diyorum çünkü yeni gelen yabancıları Dubois'ı, Seferovic'i ve Oliveira'yı katmadım zaten listeye. Şimdi öncelikle ben futbolda bir numaralı olarak en dikkat ettiğim, en baktığım şey aslında fizik kalite. Fizik standardına uymayan oyuncular benim çok içime sinmiyor. En takıntılı olduğum konu aslında fizik kalite ama ona rağmen üzülerek Bafétimbi Gomis'in Galatasaray'ın en kaliteli santrforu olduğunu söylüyordum geçen sene. Maalesef ki 37 yaşında yarısı bitmiş Gomis, %50'siyle oynayan Gomis, Muhammed'den çok daha oyun aklı üstün, Cagne'den çok daha profesyonel, çok daha disiplinli, çok daha karakterli bir oyuncu olarak, winner oyuncu olarak ve bunu da gençlere yansıtan, Kerem'le kurduğu diyalog, Yunus'la kurduğu diyalog, bunları gençlere yansıtan bir oyuncu olarak yedek kulübesinde bana Muhammed'den ve Cagne'den daha fazla şey hayal ettiriyordu. Son 30 dakikalarda en azından çok daha fazlasını. Mesela dünkü Kasımpaşa maçında 28. dakikada Oliveira'nın kaçırdığı pozisyon, 29. dakikadaki gol, hepsinde sırtı dönük oyun ve tek pasları, pas hızı takımın pozisyona girmesini sağlayan oyuncu oluyordu Bafétimbi Gomis. O yüzden ben Galatasaray'ın ikinci forvet olarak, Seferovic'in arkasındaki ikinci forvet olarak Gomis'i tutmasını, Cagne ve Muhammed'e göre Gomis'i seçmesini son derece doğru buluyorum. Hatta geçen işte Başakşehir'de şampiyon olan Okan Hoca'nın Dembaba'yı tekrar böyle dirilttiği gibi Gomis'ten de iyi bir katkı alabileceğini düşünüyorum bu sezon.
Gomis de açıkçası ona karşılık vermeye çalışıyor. Son derece bitik de olsa, dediğim gibi belki yarısıyla %50'siyle bile oynuyor olsa verim vereceğini düşünüyorum. Gomis'i de belki son bir şarkı olarak 37 yaşında belki bu seneki başarıda şampiyonlukta son bir şarkısını söylemesi bakımından kadroda tutuyorum. Son olarak Gomis'i de yapmış olduk. Benim yabancı oyuncularla ilgili yorumlarım böyle. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Yorumlarınızı yazarsanız ben de size cevap veririm. Karşılıklı aşağıda yorumlarda değerlendiririz. Kimler gitmeli, kimler kalmalı. Bir taraftar gözüyle veya yorumcu gözüyle siz nasıl derseniz değerlendirmeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.